İyi günler Medya Berlin izleyicileri. Bugün sizlerle tekrar Göç'ün 60. yılında Almanya Berlin'de yaşayan bir konuğumuzla karşı karşıyayız. Konuğumuz kimdir? Zülfikar Kam. Zülfikar Kam Almanya'ya öğrenci olarak gelmiş. Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş. Ve Almanya'da çeşitli basın kuruluşlarında çalışmış. Halihazırda Mokka'da yazar olarak çalışan bir arkadaşımız. İlk önce hoş geldin Zülfikar. Hoş bulduk. Zülfikar'la uzun yıllardır tanışıyoruz. Zülfikar'ın yapmış olduğu çalışmaları da takip ediyoruz. Göç'ün 60. yılında Zülfikar'la hem Almanya basını hem yaptığı işleri hem kendisini tanımak isteriz. Zülfikar, ilk önce kendini bizi tanıtır mısın? Zülfikar Kam kimdir? Ben Zülfikar Kam, Denizli doğumluyum. İlkokul, liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de okudum. Üniversiteden sonra yüksek eğitimi tamamlamak için Berlin'e geldim. Çünkü ailem buradaydı. Ama problem çıktı yüksek eğitimde. Çünkü benim Türkiye diplomamı tamamen tanımadılar. Yarısını tanıdı buradaki üniversite. Onun için ben tekrar okumam gerekti. Sıfırdan mı başladın? Hangi bölümü, Türkiye'de hangi bölümü? Türkiye'de kamu yönetimi okumuştum. Türkiye'de hangi üniversitede? Süleyman Demirel Üniversitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde kamu yönetimi bitirdin ama evet. Almanya, Berlin'de bunu tanımadılar. Tekrardan... Yani şey tanımadı, Freie Üniversitesi tanımadı. Evet. Zinasverwaltung tanıdı. Oradaki titrini kullanabilirsin dedi bana Zinasverwaltung. Evet. Ama Freie Üniversite hepsini tanımadı. Sıfırdan, yani bazı dersleri tanıttırdı, ondan sonra tekrar evet. Orada. Peki, hangi yılda bu? 1998. 98 yılında Freie Üniversite'de evet. Öğrenci olarak kaydoldun. Evet. Peki Zülfikar Kam orada okurken Berlin'i de ve Almanya'yı da tanımaya başlamıştı herhalde. Evet. Biraz anlatır mısın 98'deki Almanya öğrencilik yıllarınızı? İşte ben geldikten sonra burada Freie Üniversite'ye gitmeye başladım. Orada derslerime giriyordum. Derslerime dilim, ben üniversitede okurken buraya gelip gittiğim için lisede benim ikinci dilim, yabancı dilim Almancaydı. Ondan dolayı Almanca'ya yatkınlığım da vardı. Dil açısından problemi yaşamadım yani. Evet. Peki üniversite hayatına devam ederken ayrıca basınla ilgileniyor muydun? Evet. Basınla tanışman nasıl oldu? Türk basınıyla. Burada Bundespresse Konferenz'de Türkiye gazetesinin bir bürosu vardı. Orada başvuru yaptım. Birisi aracılığıyla oradaki büroya birileri aranıyormuş. Oraya başvurdum aranan şahıs için. Kabul belgesi geldi. Yani ilk basın hayatına Türkiye Gazetesi'nde evet. Mi başladın? Hangi görevde başladın? Orada olarak, reporter olarak. Röportaj, muhabir olarak. Muhabir olarak. Muhabir. O yıllar Türk basını daha çok okunuyordu sanırım. Şimdi... Şu anda o kadar... Evet. Zaten Türkiye Gazetesi burada yok şu anda. Evet. Kapandı. Evet. Diğer gazeteler de sanırım orada yoklar. Genelde dijital hayata geçtiler. Evet. Peki Türkiye Gazetesi'nden sonraki, yani o dönemden sonra başka bir gazetede görev yaptın mı? Gazetede değil de bir dergi vardı. Bir Erk Güner diye bir şahsın kurduğu bir... Berlin'de? Berlin'de bir şey vardı. Dergisi vardı. Orada bir kısa bir müddet çalıştım. Ama o dergi de kapandı sonra. Sonra Mokka dergisinde
Moka dergisinde yazmaya başladım. Moka dergisi tabii hayatın önemli bir yer kaplıyor. Evet. Oraya da geleceğiz. Bu arada tabii Zülfikar Kam'ın babası Rüştü Kam'dır. Evet. Moka dergisinin de genel yayın yönetmeni. Zülfikar Kam ayrıca şu anda halihazırda Moka dergisinde de tercümeler ve yazılara yazarak Türk toplumuna 60. yılında katkılar sağlıyor. Zülfikar, sence Almanya'da Türk toplumu kendisini ifade edebiliyor mu? Yani geldiğimiz nokta sence başarılı mı? Onu sorayım. Yani sen hem basını görmüş hem buraya öğrenci olarak gelmiş bir insan olarak nasıl görüyorsun gidişatı? Yani yeni nesil, eski nesil bir değerlendirme yapar mısın? Sonra Moka'ya geçelim. Yani tabii biz burada hak ettiğimiz yeri kazandık diyemiyorum tabii ben. Daha iyi yerlerde olmamız gerekiyordu. Çünkü 60 yıldır buradayız biz. O açıdan hak ettiğimiz yeri elde etmiş değiliz. Daha iyi yerlerde olmamız lazım tabii. Evet. Peki burada eksiklik nedir sence? Ya, politik eksiklik mi var yoksa insanlarımızın duyarsızlığı mı var? Mesela yarın seçimler var 26 evet. Eylül'de. Yani insanlarımızın sosyal hayata bakışı mı zayıf, ilgi mi az? Şu anda tabii Türk Eğitim Derneği'nin önünde bu röportajı yapıyoruz. Evet. Yıllardır, 2000 yılından beri Türk Eğitim Derneği burada var. Zülfikar Kam da yıllardır bu dernekte hem üye hem çalışıyor hem Moka'da yazıyor. Evet, bu ne sebebi nedir? Yani hak etmediğimiz yerde olduğunu söyledin. Sebebi nedir sence? Bize burada seçme seçilme hakkı da verilmedi burada yaşayan insanlara. Onun da çok büyük etkisi var tabii. Yıllardır insanlarımız hala burada seçilemiyorlar. Ondan dolayı da o sorduğunuz soruya bir cevap olabilir o. Evet. Yani doğru diyorsun. 60 yıl düşünsene. Evet. Yani gelen 60 yaşında burada ilk gelenler ve eğer Türk vatandaşı olarak kaldıysa seçme ve seçilme hakkı yok. Doğru diyorsun. Evet. Kendi belediye muhtarını dahi seçemiyor. Evet. Evet, bu da tabii Türk toplumunu burada ötekileştirmiş oluyor. Hali hazırda dediğin gibi Avrupa Birliği'ne daha dün üye olmuş ülkeler, vatandaşları burada şu anda yarın seçimde oy kullanacak. Evet. Peki Zülfikar Kam Moka dergisinde hangi konulara ağırlıklı çalışıyor? Ben ilk başta tarih konusunda yazmaya başladım. Şu anda genel farklı farklı konularda yazıyorum ama daha çok tasih, Türkçe yazıların tasihini yapıyorum şu anda. Ama benim asıl konularım tarih. Dergi başladı. Moka dergisinin ilk sayısından itibaren var mısın içinde? Evet. Peki Moka dergisinin yani Almanca ve Türkçe. Almanca basılıyor. Almanca ve Türkçe olarak yayınlanıyor tabii dergi. Ama ben Almanca konular, Almanca kısmını pek müdahale etmiyorum. Çünkü benim Türkçem Almancamdan daha iyi. Evet. Almanca kısmının tasihini başka bir arkadaş yapıyor. Benim Türkçem daha iyi olduğu için tasih içinde karışmıyorum ben orada. Evet. Sadece Türkçe kısmının tasihini ben yapıyorum. Evet. Peki Berlin'de hayatını nasıl sürdürüyorsun? Biraz da kendinden anlat, özel hayatından biraz. Ben üniversiteye doktora için geldiğim zaman da üniversiteyi okurken diplom olarak okuyordum ben şeyi, politik wissenschaftını. Türkçem de böyle bir garip bir hal aldı tabii. Deutsch diyorlar ya. Evet. O öyle oldu. Normaldir yani, evet. Uzun yıllar, evet. Günü nasıl geçiriyorsun yani, onu bir anlatıver bana. Burada bir rahatsızlık geçirdim ben, beyin kanaması. Ondan dolayı sol tarafım telç oldu. Onun için bir
şeyde bir eğitimde bir aksaklık mı oldu? Evet tabii. Tedavi sürecinde. Bırakmak zorunda kaldım şeyi. Evet. Okulu. Ama hayatı bırakmadın gördüğüm tabii, kadarıyla. Bırakamıyorsun. Yani insanlar sağlık sorunlarıyla yaşıyor. Evet. Beraber yaşıyor. Hele bu son iki senedir insanlar Covid'le mücadele kapsamında evlerine kapandı. Ama Zülfikar Kam uzun yıllardır zaten bu mücadeleyi veriyor. Evet. Peki Zülfikar, Berlin'de eksik gördüğün, Almanya'da eksik gördüğün, çevrende eksik gördüğün, seni rahatsız eden nedir 60. yıla gelmişken? Yani özel veya kamuya mal olmuş meselelerle alakalı ne demek istersin? Yani biz daha henüz buralı olamamışız. Benim gördüğüm eksik o. Buralı olamamışız derken adapte mi olamadık yani yoksa? Yani kendimizi buraya hissetmiyor muyuz? Ait hissetmiyoruz gibi geliyor bana. Yani o duygu hala var mı? Evet. 60 yıl sonra da diyorsun. Evet. Ama Türk Eğitim Derneği'ndeki çalışmalar, özellikle burada Kurban Bayramı, çeşitli aksiyonlar, Alman toplumuyla entegrasyonu kuvvetlendiren çalışmalar yaptınız. Yapıyoruz, hala yapılıyor. Ama neden oluyor onu bilemiyorum ben. Biz neden kendimizi buraya ait hissedemiyoruz onu bilemiyorum yalnız. Burada bir paralel gezeşaft yani paralel bir toplum oluştu mu sence? Yani negatif anlamda. Oluşmaması için her türlü şeyi yapıyor Türk toplumu ama bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Evet. Yani 60 yıl sonra insanlar hala bu düşüncelere sahipse muhakkak bir eksiklik var ki ben de bu konularda birçok insanla konuştuğumda hala bu sürecin biraz sıkıntılı olduğunu söylüyorum. Yani bizden mi kaynaklanıyor yoksa karşı taraftan mı kaynaklanıyor onu da bilemiyorum yani. Evet. Peki önümüzdeki süreçte nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsun? Sanırım üniversite hayatında çok az bir süre kala sağlık problemini yaşadın. Evet. Onu bitirmeyi düşünüyor musun? Veya bir kitap çıkarmayı, yaşadığın sağlık sorunları üzerine hayata nasıl sağlam sarıldığını, mücadele verdiğini. Bilemiyorum. O konuda bir işte düşünmedim şu anda. Yani burada yapacağın çalışmaları bilmek isterim. Neler yapmak istersin? Moka'ya devam mı? Moka'ya devam tabii. Moka'ya devam. Moka'ya devam. Güzel. Peki Zülfikar Kam, ben tabii yıllardır Zülfikar'ı tanıyorum. Çalışmalarını da görüyorum. Zülfikar genelde yazmayı seven bir insan. Bizim gibi çok konuşmayı seven bir insan değil. Ama Zülfikar Kam'ı aslında Berlin'de tanıması lazım. Zülfikar kendi dünyasında birçok işler yapıyor. Bunları biz gözlemliyoruz. Zülfikar, son söylemek istediğim bir şey var mı? Türk toplumuna. Teşekkür ederim. Türk toplumuna sağlıcakla kalsınlar. Bu pandemi zamanında hepsi kendisine iyi baksın. Eyvallah. Zülfikar Kam'ı Moka Kültür Araştırma Dergisi'nden takip edebilirsiniz. Kendisine ulaşmak isterseniz de Medya Berlin üzerine ulaşabilirsiniz. Evet. Kendisine teşekkür ederim. Medya Berlin'e de çok teşekkür ederiz bu fırsat için. Ederiz. Berlin için iyi bir penceresiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.